gözle görülmeyen zerreşikten. Bunu yoktan var edip, varlığından haberdar edip, efendim, bu kudreti veren Mevla, asıl oraya getireceğim işi, vefatından sonra toprağından insanları kaldırmaktan, onları tekrar diriltmekten aciz mi? Senin incir çekirdeği kadar aklına bu kudret sığmaz tabii. Kainatı içine alan imanlı kalp lazım buna, kalp. Kalp değil muhtemelen Müslümanlar. Ya. Şimdi yazıyorlar, benim çocuk yazıyor, bakıyorum. Kalp diye yazıyor, sonu P ile. Efendim, imla gereği böyle yazılmış, kalp diye yazıyor. Evladım, o kalp değil. Kalp, kalp para, kalp adam, kalp hayvan, kalp falan derler ya. O ayrı bir mana ifade eder. Onun, o kelimenin sonu B'dir. Kalp olacak. Kalp. İnkılaptan alma. Tamam mı? Kalp olacak. Ya. İman zarfı, sevgi yeri, aşk yuvası, tecelligahı ilahi ve arşur rahman. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Halik-i Zülcelal ma vesi'ani arzî velâ semâi ve vesi'ani kalbi abdil bümin. Semalar ve arz ve bütün kainat feza, düşünün, sonsuzluklara doğru kainat benim kudretimi, nur ve tecellimi alamaz. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyorlar. Müslümanlar duyuyor musunuz? Neymiş o meğer yahu? Cüneydi Bağdadiler gibi, Bayezid-i Bastamiler gibi, Muhyiddin-i Arabiler gibi, İmam-ı Rabbaniler gibi, Mevlana Celaleddin-i Rumiler gibi, Hacı Bayram-ı Veliler gibi, insanı kamilin, veli kullarımın kalbine sığarım ben diyor. Ya. Ve Peygamber Efendimiz kalbül mümin arşur rahman diye buyuruyorlar. Mümini kamilin kalbi Rahman'ın arşıdır. Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellisi oraya. Muhterem Müslümanlar, kalbi Muhammedi bu kalplerin şahıdır, sultanıdır. Cenab-ı Hak bize sevgiyle kalbi Muhammedi'ye girmeyi nasip etsin. Ümmetim desin bize inşallah. Şunu söyleyecektim. Mahşerde, hani Medine'de ölmek dedim ya, söz oradan açıldı. Mahşerde evvela Peygamber Efendimiz kabrinden kalkıyor. Cebrail geliyor, ya Resulallah buyurur musunuz, Allah'ın emri var, mahşer kurulacak artık. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem, Yunus Emre'nin dediği gibi toprağını saçarak, sakalın toprağını böyle indirerek, ümmetimden ne haber ya Cibril diye kalkıyor. Daha kabrinden mahşerde kalkarken ilk sorduğu bu. Ümmetimden ne haber ya Cibril? Ya hani Süleyman Çelebi söylüyor ya mevlidinde, sıfliken ol dileridi ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti diyordu ya. Daha beşikteyken ilk doğuşta söylediği Allahu Ekber Kebira velhamdülillahi kethira ve Subhanallahi bükraten ve asila, Resulullah'ın doğuşunda ilk mucize olarak tekrarladığı kelimeler bunlar. Sonra ümmeti ve ümmeti diye ağlıyor. Tıfliken ol dileridi ümmeti. Mevlid-i Şerif, bakınız eski mevlütlere. Süleyman Çelebi, Bursalı o büyük derviş, büyük veli böyle diyor. Tıfliken ol dileridi ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti. 80 yaşında hala aynanın önünde. Efendim, her gün sinek kaydı tıraş olmakla meşgul. 80'lik delikanlı amca. Şu an sakalı koyuver ya artık. Hacı amca, bak delikanlılara, evlatlarıma bak, koyuvermişler. Seninki 80'e varmış, sen de koyuver artık. Peygamber Efendimiz kalkıyor,
Müslümanlar, bugün keyifliyim biraz. Regaib gecesinin keyfi var bende. Böyle dinleyin bugün de beni, ne yapalım? Ondan sonra Medine kabristanlarında yatanlar kalkacak mahşerde. Onun için ben Rabbimden istiyorum. Siz de amin deyin. Medine kabristanlarında başımı ilk kaldırdım mı göreceğim nur Muhammed'in nuru olacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sonra Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocamız öyle anlatırdı bunu zevkle. Sonra Mekke kabristanı, evvela Cennetül Baki ehli, sonra Cennetül Mualla ehli, Mekke kabristanları, sonra Şam kabristanları. Şam-ı Şerif'in kendine has bir güzelliği var tabii efendiler. Sonra Bilad-ı Rum'dan bir belde, Konyalılar haberiniz olsun, Konya kabristanlarından kalkacaklar. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Şeceratun Numaniye diye bir eseri var. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Şeceratun Numaniye diye bir eseri var. Bunlar dünya çapında, kainat çapında Peygamberi Zişan Efendimizin nurundan aksi nur ederek zirveleşmiş, şahikalaşmış fazilet tepeleri bunlar. Bunlara tırmanmak için ya füze ister, füze, füze. Hani aya çıkan füzeler var ya efendiler, onların kemaline tırmanmak için füze ister. Rabbim bizi mahşerde onlarla haşret. Muhyiddin Arabi diyor ki, Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den hicretinde üç belde arasında muhayyer kılındı diyor. Bunlara Bilad-ı Muhayyere, Belde-i Muhayyere tabirini kullanıyor Şeceratun Numaniyesinde. Bunlardan biri Yesrib. Sonradan ismi Medine oldu Peygamber Efendimiz'in şerefiyle. Medine-i Tahire. Hani Medineliler tale'al bedru aleyna min seniyyatil veda vecebe şükru aleyna ma de'a lillahi da. Allah! Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz devesiyle Kuba tarafından görününce bütün Medineliler saçaklara, damlara, yollara döküldüler. Üzerimize ay doğuyor Cenab-ı Hak'tan, bize Resulullah geliyor diye kanatlarını takarak nasıl ayaklarına uçuştular. Yüce Rabbim bizi Peygamber Efendimizle mahşerde birleştir. Ne diyelim?